Migros TV. Anneler yarışıyor da. Biz varız. Bakalım. Kim kazanacak? Bir de tuz atıyorsun. Oo, o kadar tuzlu olacak ki ben karışmam yani. Bir de mayonez. Yok artık daha neler. Önlük de giymemiş ya. Birazcık da heyecanlarınızı zannediyorum. Bu patates salatası buraya gelecek. Bakıyorum patatesleriniz çok keskin. Biraz gerginim şu an. Patates çok sıcak, yandım. Migros TV stüdyolarından herkese merhaba. Bugün yine Anneler Yarışıyor programındayız. Yarışmacılarım İmran Hanım ve Burçin Hanım bugün annelerimizden bize patates salatası yapmalarını isteyeceğiz. Ne düşünüyorsunuz patates salatası hakkında? Yaparız, gayet kolay. Ben iddialıyım. İddialıyım. Ben çok iddialı değilim ama sunumu güzel yapacağımı düşünüyorum. Ben de lezzeti. Bir dakika. Galiba patates salatasının kolay olduğunu düşündünüz. Çok haklısın Derin Şef'im. Bence de kolay olduğunu zannettiler. Ve sol tarafında ayağının tozuyla daha yeni gelmiş Alya Şef var. Merhaba, ben Alya Şef. Ben 4 yaşındayım. 26'lık şeflik yapıyorum. Alya Şef çok mütevazıdır ama Türkiye'nin ilk Michelin yıldızlı şeflerinden biridir tabii ki de. Benim Alya Şef'e bir sorum olacak aslında. Geçen sene Bodrum'daki restoranınıza George Clooney'nin geldiğini duydum, doğru mu? Doğru tabii ki de. Hatta ben Alya Şef'le birlikte yemeğe çıkmak istediğini de duydum. Çok ısrar etti ama bir kahve içti. Yemeğe çıkmadım zaten. Sürekli mesajlar gittiğinden beri. Bıktım George. Bu arada ben Burçin ve İmre Hanım'ı tanıyorum. Onlar sosyal medyada ünlü. Ben onları takip ediyorum. Bu onlara torpil yapmama sebep olmayacak. Bu patates salatası buraya gelecek. O zaman yarışmamız başlasın. Hadi anneler yarışsın. Merhabalar, ismim İmren Gürsoy, 30 yaşındayım. 5 yaşında bir oğlum var. Normalde mesleğim insan kaynakları ama oğlumun hayatıma girmesiyle beraber işimiz tamamen sosyal medyada. Patateslerimiz var ve bol bol yeşilliğimiz var. Patates salatasında bence en kritik noktalardan bir tanesi malzemesinden çok hazırlayacağımız sos. O yüzden benim sosum gayet iddialı. Hemen başlıyorum, patateslerimi soyarak haşlayacağım çünkü zamanım kısıtlı. Merhaba, ben Burçin Kaya. Aslında piyano öğretmeniyim ama mesleğimi yapmıyorum. Kızım doğduktan sonra daha çok sosyal medyada vakit geçirmeye başladığımız için onunla yaptığımız etkinlikler sonrasında bir blogger oldum. Acaba bu şefler nelere dikkat ediyorlardır? Ben bir önlük giyeyim de oradan puan kırmasınlar şimdi. Patateslerimi soymadan haşlayacağım. Çünkü o şekilde vitamin değerleri ölüyor. Ve patates salatası yapılırken zaten böyle lapalaşmasın diye de soyulmadan pişirilmesi gerekiyor. Bunlar haşlanırken ben ne yapsam? Yeşillikleri ve sosları hazırlayayım. Şimdi patatesleri eşit parçalarda böleceğim. Haşlanırken kimisi sert, kimisi fazla yumuşak olmasın diye. İmren nasıl bir salata yapmış olabilir diye düşünüyorum ama İmren de becerikli bir kız yani. Eminim çok güzel olmuştur. Açıkçası ben sunumuma çok güveniyorum. Çünkü bu tip salatalarda sunum çok önemli. İmren güzel pişirecek ama ben daha iyi sunacağım, buna eminim. Sosa birazcık hardal koyuyorum ben, öyle çok güzel oluyor. Hardal bence bu yarışmayı kazanmam için küçük bir sır olacak. Bugün rakibim Burçin. Burçin benim yakın arkadaşım. Ama aramızda kalsın, mutfağa girdiği falan yoktur. Yemekleri hep annesi yapıyor. O yüzden bugün çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Burçin geldi. Canım arkadaşım benim. Ben de şimdi senin çok güzel yemekler yaptığından bahsediyordum. Gel bir sarılayım sana. Ben suyuna tuz da atacağım. Çünkü patateslerin içine tuzunun da biraz geçmesini istiyorum. Ama çok da tuz atmayacağım çünkü çocuk şeflerimiz de olduğu için. Şimdi patateslerimi haşlamadan önce suyumun kaynamasını beklerken vakit kaybetmemek için ben de sosumu hazırlayacağım. Patates salatası yaparken sarımsak koymayı çok severim. Herkes koymaz. Şimdi ben sarımsak koyacağım. Şimdi sarımsağın aromasını çeksin istiyorum ya. O yüzden biraz bekleteceğim. Bir parça da Migros'un mayonezinden koyuyorum. Ben şimdi bütün yeşilliklerimi yıkadım. Onları rahatsız etmeyecek boyutlarda kestim. Böyle daha çok seveceklerini düşünüyorum çünkü. Merhaba İmran Hanım, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Şeflerimin beğeneceğini düşünüyorum. Bu biraz çok olmuş. Limon mu çok olmuş? Bir de tuz atıyorsun. Oo, o kadar tuzlu olacak ki ben karışmam yani. Bir de mayonez. Yok artık daha neler. Hayır şefim, sizce nasıl gidiyorum? Bence gayet iyi gidiyorsunuz ama patatesleriniz daha haşlanmadı gibi. Patatesleri bütün olarak haşlasaydınız daha iyi olurdu.
yansık kolaycılık yaptınız ya. Ben böyle de lezzetli olacağına inanıyorum. Önlük de giymemiş ya. Birazcık da heyecanlarınızı zannediyorum. Sizin gibi büyük şeflerin yanında heyecanlanmamam mümkün mü? Özellikle derin şefin karşısına geçince gerçekten çok gerildim. Alya biraz daha ılımlı, o biraz daha sıcak ama derin beni gerçekten korkutuyor. Bakalım bugün bize neler yaşatacak. Kolay gelsin. Merhaba. Teşekkürler. Biz geldik yine bakalım neler yapıyorsunuz. Siz gelene kadar her şey normal gidiyordu. Bir geldiniz heyecanlanmaya başladım. Bakıyorum patatesleriniz çok keskin. Biraz gerginim şu an. Patates çok sıcak, yandım. Keşke biraz soğuk suya tutsaydınız. Ya haklısınız şefim. Ben bunu nasıl atladım? Hemen biraz soğutup geliyorum. Jürilerimizi görünce aslında çok heyecanlanmadım. Ama mutfakta yanıma geldiklerinde elim ayağıma karıştı. Özellikle derin şef. Tırnaklarınızda da oje var. Eyvah, yakalandım. Ben de süsten vazgeçmem. Ama mutfakta oje sürünmez. Ve böyle yapsanız daha iyi. Bıçağı böyle elini tut. Böyle. Böyle mi evet. Yapmalıyım? Pardon şefim. Salatayı hazırlarken patatesleriniz biraz fazla haşlanacak gibi. Onu kontrol etmeyi unutmayın. Bakalım bütün olay sunumda bitecek. Biz şeflerimizle o zaman gidelim ve sonra tadıma geçelim. Anne giymişsiniz. Artık benden puan. Yaşasın öyleyse ya. Çok mutluyum. Ben önlük giymeden yemek yapmam. Ben sıkıldım. Hadi gidelim. Zaten hazır oldu artık. Ben tadıma geçelim. Yaktım ama. Sonra konuşur muyum? Güzel karıştı, güzel karıştı. Tamam şefim. Patatesler ezilmesin diye uğraşıyorum da o yüzden böyle biraz yavaş ve itinalı karıştırıyorum. Sunumu güzel hazırlayın. Hiç merak etmeyin şefim. Evet, Migros TV stüdyolarında harika bir yarışma gerçekleşti. Annelerimiz bize bugün patates salatası hazırladılar. İlk olarak İmran Hanım'ın patates salatasını deneyeceğiz. Ama önce sormak istiyorum, sizce bugün nasıldı? Günün kazananı kim? Ben şeflerimizden yaparken minik tüyolar aldım. Onlara uygun olacak şekilde hazırladım. Biraz da tabaklarını süsledim. Umarım beğenirler. O zaman ilk tadımımızı gerçekleştirelim. Yapıyorum ya, ellerim yoruldu, bir daha acıktım yani. Ama lezzet konusunda çok emin değilim ve hayatımda böyle bir şey yemedim. Ekstra yoğurt kattığınızı fark ettim, buradan artık puan gelebilir. Bence gayet lezzetli olmuş ya, ben yoğurdu beğendim içine koyduğunuz. Sadece bir tık soğanı fazla gelmiş gibi, o rahatsız etti ama onun dışında gayet iyi. İnsanım da değil ama soğumunu beğendim. Diğerini de deneyelim. Şimdi ise Burçin Hanım'ın patates salatasındayız. İddialı bir sunum olmuşa benziyor. Hadi o zaman hemen tadına bakalım ki günü kazananı belirleyelim. Küçük küçük ağızlar var bunun her tarafında. O yüzden ben bunu sevmedim. Bir de tadı çok kötü. Orman gibi her yerinde küçük ağaçlar var, her yerinde. Burçin Hanım, üzülerek söylemek istiyorum ki hiç beğenmedim. Patatesler pişmemiş. Gerçekten mi? Evet, tadı tuzu hiçbir şekilde yok. Küçük bir parçayı zor yedim. Çok kötü olmuş ya. Sosun tadı hiç gelmiyor. Önlük giydiniz, güzel sunum yaptınız. Ama içerek yok. Evet, bütün yemekleri tattık. Günün kazananını belirleyelim. Aslında günün kazananı belli bence. Ve günün kazananı belirlemek için şeflerimizle bir konuşalım. Ardından günün kazananı açıklayacağız. Alya şefim, sen ne düşünüyorsun? Şeflerimizle konuştuk. Günün kazananı belli. Günün kazananı açıklıyorum. Heyecanlıyız. Günün kazananı İmran Hanım. Yes. Tebrikler. Tebrik ediyorum arkadaşım. Açıkçası yemek konusunda iddialı olduğumu söylemiştim ve Burçin'in maalesef geçeceğimi biliyordum. O yüzden bana sürpriz olmadı. Abartma istersen tatlım. Ve bu hafta da Anneler Yarışıyor programının sonuna geldik. Günün kazananı İmran Hanım oldu. Ona tekrar tebrik ediyoruz. Haftaya yine Migros TV stüdyolarında Anneler Yarışıyor programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.